Merhabalar. Bir haftalık aranın ardından yeni kitapları konuşacağımız bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Umarım her anlamda yoğun zamanlar yaşadığımız bu günlerde kitap okuyabiliyorsunuzdur. Yayınlarımızın kitap seçiminizde faydası olmasını diliyor. Bu hafta için seçtiğimiz kitaplara başlıyoruz. Bu haftanın ilk kitabı hem akademisyen hem yazar kimliğiyle tanıdığımız Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu'ndan. Kitabın adı Yaz. Biz Şengül Hamlamitoğlu'nu bundan 19 yıl önce evinin önünde bir suikaste kurban giden tarihçi yazar Necip Hamlamitoğlu'nun eşi olarak biliyoruz. Şengül Hoca eşinin ölümünün arkasından hissettiklerini Sessiz Zat isimli kitabında biz okurlarıyla paylaşmıştı. Şengül Hamlamitoğlu 1986 yılında Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. 2005 yılında profesör oldu. Bu dönemde Ankara Üniversitesi'nde çeşitli yönetim görevlerinde bulundu. Akademik çalışmaları ve yazı çalışmalarının yanı sıra son yıllarda aile danışmanlığı da yapmaya başladı. Bu alanda öncelikle Utrecht Üniversitesi'nde 2010 yılında aile ilişkileri, Nuhe Ulm Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 2011 yılında yasla başa çıkma ve yas danışmanlığı sertifika eğitimlerini tamamladı. Ayrıca 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aile danışmanlığı yetkinliği sertifikası aldı. İşte Şengül Hoca Yaz adlı bu kitabında bu konudaki eğitiminde danışanlarla ilgili duygu, düşünce ve önerilerini bizlerle paylaşıyor. İşte Yaz'dan küçük tanımlık bir bölüm. Yaz, kaybettiğimiz sevdiklerimize içimizde bir yer açmaktır. Onları içimize sığdırmak için kendimizi büyütmektir. Herkes yitirir sevdiklerini. Bazen depremde, savaşta, salgın hastalıklarda, bazen bir hastane odasında, sıralı ya da sırasız ölümlerde. Yitirdiklerimizle birlikte yaşamaktır hayat. Kimi zaman da yitirilen bir yurt olur. Kimi zaman bütün düşlerin saklandığı bir ev. Ocağı tüttüren bir iş. Aşina olanın verdiği güven ve sıcaklık. Yitirdiklerine dönüp bakmak ister insan. Yitip gidenin ardından bıraktığı boşluğa atılacak bir son bakış, söylenecek bir son sözdür hep. Yaz, şair Orpheus gibi yer altına inip sevdiklerimizi geri getirme çabası ve bu çabanın beyhudeliğini anlama sürecidir belki de. Uzun bir yoldur. Hayat boyu dönüp dönüp geri bakılan. Yitirdiklerimizi yanımıza alıp yürüdüğümüz adına hayat denilen uzun bir yol. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu'nun kişisel deneyimlerinden, yaz terapilerinden ve evrensel örneklerden süzerek oluşturduğu bu yaşama rehberini içinden geçtiğimiz zor zamanlarda başucunuzdan eksik etmeyeceksiniz. İkinci sırada bir ana kitabı var. Kitabın adı 6 Gün. Yazarı emekli Korgeneral Ali Lapanda. 6 günde Ali Paşa 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan olayın öncesi ve sonrasında yaşananları belgelere dayandırarak anlatıyor. Emekli Korgeneral Ali Lapan da kazanın olduğu dönemde jandarma bölge komutanı olarak görev yapıyordu. Konuyla ilgili diğer yetkililerle beraber Ali Lapan da hakkında da bir dava açıldı. İşte kitap aşağıdaki sorularla beraber konuyla ilgili birçok soruya cevap veriyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü nasıl öğrenildi? Tipten alınan sinyal bilgilerinin değerlendirilmediği, sinyal bilgilerinde belirlenen noktaların hiç aranmadığı doğru mu? Arama kurtarma faaliyetinde görev alan kolluk ve sivil savunma ekipleri isteksiz davranarak görevlerini ihmal mi ettiler? Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası algı operasyonu olarak mı kullanıldı? Kaza mıydı, suikast mıydı? Hava kuvvetlerine ait iki adet savaş uçağının helikopterin uçuşu esnasında bölgeye girdiği ve helikopterin düşmesine neden olduğu konusunda bilirkişi raporları ne diyor? Helikopter inkazına ve kaza mahalline ilk kim ulaştı? Kurtarma esnasında ikinci helikopter kazası nasıl ve ne zaman yaşandı? Konuyla ilgilenenlere ve araştırma yapanlara duyurulur. Sırada bilim mücadeleye başka bir açıdan yaklaşan bir tarih kitabı var. Kitabın adı Samsun'dan sonra en zor 19 ay. Yazarı Alev Coşkun. 19 ay
Atatürk'ün Samsun'a çıkışından 1. İnönü Zaferi'ne kadar geçen zaman dilimini ele alıyor. Bu süre tam 19 aydır. Bu 19 aylık dönem milli mücadelenin en zor dönemiydi. Ve hiçbir şey belli değildir. Gelecek meçhuldür. Atatürk işgal ordularıyla, İngilizlerle, işbirlikçilerle iç savaşla uğraşıyordu. Sadece bunlarla değil, kendisine engel çıkaran kimi arkadaşlarıyla da baş etmek zorunda kalıyordu. Bu kitap, milli mücadelenin ilk 19 ayını bilinmeyen yönleriyle ve belgelere dayanarak inceliyor ve Atatürk'ün büyük liderliğini ortaya koyuyor. Milli mücadelenin en zor, en tartışmalı dönemini belgelere dayalı olarak ortaya koyan iki ciltten oluşan 19 ay için kütüphanenizde yer ayırın derim. Dördüncü sırada bir popüler ekonomi kitabı var. Kitabın adı Boşa Gitmesin. Yazarı bir ekonomist, akademisyen, doçent doktor Orhan Erdem. Orhan Erdem Boşa Gitmesin de davranışsal ekonomiyi herkesin anlayacağı bir sadelikle çarpıcı ve eğlenceli örneklerle anlatıyor. Kitapta beynimizin bize oynadığı minik oyunları, farkında olmadan aldığımız pek çok ekonomik kararların nedenlerini öğreniyoruz. Meraklısına duyurulur. Bu haftanın son kitabı küçük okurlarımızla birlikte okuyabileceğimiz türde. Çocuk kitaplarının sevilen yazarı Koray Avcı Çakman'dan Bizim Evin Robotu. Kitabın konusu şöyle. Ali'nin babasının çalıştığı şirket evlerine denemeleri için Japonya'dan bir robot göndermişti. Ali gibi bütün ev halkı inanılmaz heyecanlıydı. Son teknoloji bu robot ev işlerine yardım etmekten çiçekleri sulamaya, cama konan kuşları beslemekten sohbet etmeye kadar pek çok şeyi kusursuzca yapabiliyordu. Fakat bir gün Mülayim ismini verdikleri robot evden kayboldu. İlhan ailesi çok endişelendi. Acaba Mülayim nereye gitmişti? Bizim Evin Robotu, teknolojinin hayatımızda yarattığı heyecanı ve çevreyi korumanın önemini harika bir hikaye ile birleştiriyor. Robot Mülayim size de umut ve ilham verecek. Evet, bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımız Eğitim Deme abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna Eğitim Destek Merkezi Eğitim Dem yazarak kanalıma ulaşabilir, sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki Perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.